Merhaba hoş geldiniz dersime ben Eyüp hocanız umarım iyisinizdir sağlığınız saatiniz yerindedir inşallah değerli dostlarım 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hala birinci ünitedeyiz dostlar. Bu birinci ünitenin bir alt başlığı olan Türkçenin tarihi gelişimini bu dersimizde ele alacağız. Bu dersin konu anlatım pdf dosyası bu videonun açıklamalar kısmında yine ücretsiz bir şekilde yer alacak dostlar. Oradan bilgisayarınıza tabletinize indirerek ilerleyen zamanlarda tekrarlarınızı pdf üzerinden de yapabilirsiniz. Haydi bakalım dilerseniz hemen dersimize başlayalım. Şimdi Türkçenin tarihi gelişimi. Bu tabloyu size şimdi veriyorum. Bir de dersin sonunda vereceğim hatırlatmak için Türkçenin soy ağacı. Yani Türkçe hangi evrelerden geçmiş? Şöyle bir görelim. Birazdan bunu detaylandıracağız. Şimdi bir ilk Türkçe dönemimiz var. Daha sonra Ana Türkçe dönemi geliyor. Sonra Eski Türkçe dönemi geliyor. Bu ilk Türkçe ve Ana Türkçe dönemiyle ilgili elimizde hiçbir yazılı belge yok. Araştırmacıların araştırmalarından yola çıkarak fikir sunuyoruz buralarla ilgili. Ha ne zaman ki ne zaman ki ilk yazılı eserlere ulaşıyoruz 8. yüzyıl işte eski Türkçe dönemi başlıyor. Eski Türkçe dönemi Göktürk dönemi ki bu dönemde Orhun yazıtları ortaya kondu. Uygur dönemi Uygur dini metinleri ortaya kondu. Altın yaruk, ırk bitik, sekiz yükmek, karyanamkara papamkara kara gibi. Sonra da bir Karahanlı dönemi var ki Bizim artık Müslüman olduğumuz ilk İslami eserleri verdiğimiz Kutadgu divan Divanü Türk, Atabetül Akayık, divan Hikmet gibi Müslüman olduktan sonra İslamiyet'ten sonra dilimiz iki kola ayrılıyor dostlar. Bir Batı Türkçesi bir de Kuzey Doğu Türkçesi. Kuzey Doğu Türkçesi Kuzey Türkçesi yani Kıpçak dönemi bir de Doğu Türkçesi yani Çağatay dönemi. Sonra Çağdaş dönem geliyor. Çağdaş dönem günümüzde artık Kazak Türkçesi, Kırgız, Özbek, Uygur, Tatar Türkçesi olarak günümüzde varlığını sürdürüyor. İlk İslami eserler de Kuzeydoğu Türkçesi ile verilmiştir unutmayalım. Batı Türkçesi ise işte bizim konuştuğumuz dilin kökenidir bu. Göktürkçeden gelir dostlar. Göktürkçeden gelir sonra Selçuklu döneminde Eski Anadolu Türkçesi adını alır. Osmanlı döneminde Osmanlı Türkçesi adını alır. Sonra Çağdaş dönem geliyor. İşte günümüzde de bizim konuştuğumuz Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Kagavus Türkçesi olarak varlığını devam ettirmektedir. Şimdi gelin birazcık detaylandıralım bu işi. Türk dilinin ortaya çıkış tarihiyle ilgili kesin bilgiler yok. Türkçenin bilinen yazılı metinlerinden önceki dönemleri biz karanlık dönem olarak adlandırıyoruz. Türk dili tarihi olarak Göktürk anıtlarından itibaren takip edilebiliyor. Göktürk abidelerinden önce Türk dilini iki döneme ayırmak mümkün. Biri ilk Türkçe dönemi, diğeri ana Türkçe dönemiydi. İlk Türkçe dönemi Türk, Çuvaş, Moğol, Tunguz dil birliği adıyla da anılan bu dönem milattan önceki birkaç bin yıllık zamanı kapsar ve elimizde hiçbir yazılı belge yok. Milattan sonraki 1. ve 5. yüzyıllar arasını kapsayan döneme ise Ana Türkçe dönemi diyorduk. Bu dönemle ilgili bilgiler oldukça sınırlı. Bu dönemden sonra kurulan Göktürk Devleti ile birlikte Türkçe takip edebildiğimiz bir döneme giriyor. Çünkü artık yazılı metinler söz konusu. Evet, Eski Türkçe dönemi yazılı metinlerin olduğuydu değil mi? Şimdi Göktürk döneminde Orhun kitabeleriyle yeni Se yazıtlarını başlıca eserler olarak gördüğümüz bir dönemdir. Bu dönemde 38 harfli Göktürk alfabesi kullanılıyor. Göktürklere ait bir alfabedir. Tonyukuk Kültik'in Bilge Kağan anıtları bu alfabeyle yazılıyor. Türk dilinin bilinen ilk büyük şah eserleridir. 6. yüzyılda yazıldığı düşünülen Kırgızlara ait mezar taşları dediğimiz yenise yazıtları da dikkate değerdir ama ilk yazılı edebi metinlerimiz unutmayalım. Bizim Orhun kitabeleri yani Göktürk metinleridir. Dikkat! E gelelim Uygur dönemine. Taş, kağıt ve kütükler üzerine metinler yazan Uygurların oluşturduğu bir dönem. Uygurların da kendine ait bir alfabesi var. 14 harfli Uygur alfabesi. Bunlar din değiştirdiği için... Maneizm ve Budizmle ilgili dini metinleri icra ediyorlar. Ve icra ettikleri dini metinlerin neredeyse tamamı Çinceden çeviri eserlerdir. Unutmayalım. Burada bir tek ırk bitik var onlara ait orijinal eser. Bir fal kitabıdır. Ama onun dışında altın Yaruk yani altın Işık, sekiz yükmek yani sekiz yığın, kalyanam kara, Papam kara hikayesi gibi eserler Çinceden çeviri, Budizmin ve Maneizmin ilkelerini açıklayan dini içerikli eserlerdir. Karahanlı dönemi ise Bizim artık Müslüman olduğumuz ama o Müslümanlık hani bir geceden sabah olmuyor bir geçiş süreci var. İşte geçiş döneminde kullanılan dildir. Buna Doğu Türkçesi yani Hakaniye lehçesi de denir. Bu Hakaniye lehçesiyle dostlar Kutatkubilik, Divan Lugati Türk, Atabetül Akayik, Divan Hikmet gibi geçiş dönemi eserleri verilmiştir. Unutmayalım. Şimdi Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra 11. yüzyılın ilk yıllarından başlayarak bugünkü Azerbaycan ve İran üzerinden Anadolu'ya doğru yönelmeye başlamışlar ve 13. yüzyılda Azerbaycan ve Anadolu yeni bir Türk yurdu haline dönüşmüş. Gittikleri yerde yeni bir Türk kültürü oluşturmuşlar ve Türk yazı dili çeşitlenerek yayıldığı bölgelere göre Kuzeydoğu Türkçesi ve diğeri Batı Türkçesi olarak ikiye ayrılıyor. Kuzeydoğu Türkçesine baktığımız zaman Çağatayca ve Kıpçak Türkçesi diyeceğiz. Batı Türkçesi ise işte Selçuklu döneminde kullanılan Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olarak günümüze kadar gelecek. Şimdi Kuzeydoğu Türkçesine baktığımızda dostlar Çağatayca ile başlayacağız. Harezm Türkçesinin bir devamıdır bu. 15. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar gelişmesini sürdürmüş. Orta Asya Türklüğünün yazı dilidir Çağatayca. Türkistan ve Altın Ordu bölgelerinde kullanılmış. Sekyaki, Lütfi, Gedai, Alişir Nevaiki en önemlisi budur. Hüseyin Baykara, Şiban Han, Muhammed Salih, Babür, Ebul Gazi Bahadır Han gibi şair ve yazarlar tarafından temsil edilen değil. En önemli isim Alişir Nevai yazdığı Muhakemetül Lugateyn adlı eser oldukça önemlidir. Türkçe ile Farsçayı kıyasladığı, Türkçenin Farsçadan daha üstün bir dil olduğunu ispatladığı bir eseri. Sonra Mecalüsün Nevais diye bir eseri var dostlar ki bu da ilk şairler tezkiresidir edebiyatımızda. Alişir Nevai o kadar kuvvetli bir şairdir ki, o kadar kuvvetli bir sanatçıdır ki o dönem Çağatay Türkçesine Nevai Türkçesi adı dahi verilmiştir. Bugünkü Pakistan, Hindistan ve Afganistan topraklarında 16. yüzyılın başlarında büyük bir devlet kuran Babür Şah, Çağatay sahasının aynı zamanda önemli sanatçılarından biridir. Hatta bizde ilk edebi anı olarak kabul edilen Babürname'nin de yazarıdır. Kıpçak Türkçesine baktığımızda Mısır, Suriye, Altın Ordu bölgelerinde hakim olan bir Türkçe T büyük olacaktı. 13 ve 15. yüzyıllar arasında konuşulmuş. Hristiyanlığa ait ilahi bilmece gibi türleri içinde barındıran ve Türkçe, Almanca, Latince, Farsça sözlük parçalarına da yer verilmiş bir eser var. Codex Comanicus. İşte bu Türkçe ile kaleme alınmıştır. Unutmayalım. Evet soy ağacını bir daha bir hatırlayalım dostlar. Elimizde yazılı belgelerin olmadığı ilk Türkçe ana Türkçe sonra ilk yazılı belgelerin elimize geçtiği eski Türkçe dönemi sonra Müslüman olduktan sonra Batı Türkçesi ve Doğu Türkçesi olarak ikiye ayrılıyordu. Batı Türkçesi eski Anadolu Osmanlı çağdaş dönem. Çağdaş dönem Türkiye, Azeri, Türkmen, Gagavuz Türkçesi. Kuzey Doğu Türkçesi ise Kıpçak Türkçesi ve Çağatay Türkçesi olarak ikiye ayrılıyor. Sonra Çağdaş dönem geliyor. Kazak, Kırgız, Özbek, Uygur ve Tatar Türkçesi olarak günümüzde varlığını sürdürüyor. Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Sağ olun, var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.